Edebi sanatların uygulamalarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Söz sanatları bizim için çok önemliydi ve çok fazla yer verdik biliyorsunuz ki kitabımızda. Artık kitaplarımızdan sayfa kaç açılıyor? Sayfa 143 açılıyor ve 143'te 21. örnekle devam ediyoruz. Bugün bomba uygulamalarımız var. Hazırsanız başlıyoruz bakalım. Evet, can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer demiş şair. Hadi bakalım burada hangi sanatı yapmış? Burada aslına bakarsanız şöyle benimle birlikte bir yazar mısınız? Benzeyen candır değil mi? Benzeyen can. Ve ben benzeyeni artık ne yaptım? Belirttim. O zaman ben benzeyeni belirttim, belirtilmişliğin. Ama kendisine benzetilen yani kuş belirtilmemiş. Bakın çünkü kafeste olan kuştur değil mi? O zaman diyorsunuz ki kuş yani kendisine benzetilen belirtilmemiş. O zaman kendisine benzetilen verilmemiş. Ne diyorum arkadaşlar? Kapalı istiare vardır diyorum. Tamam mı? Burada artık kapalı istiare kullanmış oldum. Hadi bakalım devam edelim. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Şimdi burada ne görüyorsunuz? Aslında birbiriyle ilişkili kelimeler görüyorum değil mi? Gece, yıldızlar, değil mi? Birbiriyle ilişkili. O zaman ilişki varsa ne diyorsunuz arkadaşlar? Tenasüp vardır diyorsunuz. Tamam mı? Sonra yine burada çiçek açmış ağaçlar. Ağaçlar ve çiçek kelimesinde yine birbiriyle bir ilgi gördüğüm için ne diyorum? Tenasüp vardır diyorum. Peki devam edelim. Havada bir dost ile okşuyor derimizi. Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi. Benzeyen belirtilmiş mi? Benim havadan beni okşayan şey rüzgar olabilir değil mi? O zaman ne diyorsunuz? Benzeyen rüzgar diyorsunuz değil mi? Benzeyen rüzgar ve burada benzeyeni belirtmemişiz tamam mı? Benzeyen belirtilmemiş diyorum. Söylemedim. O zaman benzeyeni söylemediysem kendisine benzetileni söyledim ama yazalım hemen. Kendisine benzetilen ne oldu? Kendisine benzetilen artık bir dost eli oldu değil mi? Evet, bir dost eli ama bunu verdim. Bir dost elini verdim. Belirtilmiş deyin. O halde biz ne diyorduk böyle benzeyen belirtilmemiş, kendisine benzetilen eğer belirtilmişse biz buna açık istiare diyorduk arkadaşlar. Devam edelim. Dedim Dilber yanakların kızarmış, dedi çiçek taktım gül yarasıdır. Burada aslına bakarsanız çiçek ve gül birbiriyle yine bir ilişki içerisinde. Dolayısıyla bu ilişkiye ne diyorsunuz arkadaşlar? Birbirleriyle ilişkili kelimeler gördüğünüzde ne diyorsunuz? Tenasüp diyorsunuz. Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem, yüce dağ başında siyah tül vardır. Bakın, yüce dağ başında, dağ başında ne olur? O siyah ne olur dağ başında bulunan? Bulut olur değil mi? O zaman ne diyorsunuz? Benzeyen buluttur. Değil mi? Benzeyen bulut. Peki, yüce dağ başında siyah tül vardır dedim. Benzeyen bulut oldu. Kendisine benzetilen ne oldu? Kendisine benzetilen artık siyah tül oldu. Kendisine benzetilen dediniz, siyah tül dediniz. Peki, şimdi hangisi verildi, hangisi verilmedi? Bir ona bakacağım. Yüce dağ başında siyah tül vardır derken kendisine benzetileni verdim değil mi? Kendisine benzetilen belirtildi. Belirtilmiş dediniz buraya. Ama benzeyen bulut, bakın bulutu yani benzeyeni vermedim. Belirtilmemişliğin daha kolay olur. O zaman siz böyle bir istiareye ne diyordunuz? Artık açık istiare demiş oluyordunuz değil mi? Hatırladık bunları. Zaten teknik vermiştik arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Alet işler el övünür derler. Her söze kanmayın. Ben size ne demiştim arkadaşlar? Eğer ki sizin bir şiirinizin içerisinde bir atasözü varsa ona ne diyordunuz? Darb-ı meselden aklınızda kalsın diyordum. Hatta darb-ı mesel atasözü diye konuşmuştuk. Şinasi'nin durub-ı emsal Osmaniyesi vardı. Buradan da akıllarda kalabilirdi. Alet işler el övünür derken artık burada bir atasözü olduğu için ne diyorsunuz? İrsali mesel diyorsunuz. Evet, atasözü aslında nedir? İrsali mesel. İçerisinde bir atasözü gördüğünüz anda herhangi bir atasözü olur. İrsali mesel diyorsunuz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Kalbim ebem kuşağı günde bin kere. Senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde demişiz. Arkadaşlar burada aslında kalbinim neye benzetmiş? Şöyle bir yazalım. Kalbi ebem kuşağıymış. Ama burada benzetme edatı kullanılmadı.
kullanmadığı için, yani o gibi vesaire kullanmadığı için buna ne diyorsunuz? Teşbihi beli diyorsunuz, tamam mı? Teşbihi beli, yani kalbim eben kuşağı gibi diyebilirim. Dolayısıyla burada bir benzetme var. Ben kuşağının günde 1000 kere çıkmasının sebebi sevgiliye bağlanmış. Yani diyor ki günde 1000 kere eben kuşağı senin için çıkıyor. Eben kuşağı gökkuşağı bu arada, diğer ismi. Senin için çıktığı için normalde o gökkuşağı normalde çıkıyor. Ama sevgilinin sevgiliye bağlandığı için, sevgili için çıktığı düşünüldüğü için buna ne diyorsunuz? Hüsnü talil diyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Yani güzel bir neden buldunuz artık o gökkuşağının çıkması için. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Bakın yüz kelimesi. Bizim solu alt sağ çek tekniğimiz vardı Mecaz-ı Mürsel'de bulduğumuz. Hadi bir atalım. Sola attığınız zaman, sola at dediğim zaman aklınıza gelen ilk anlamı yazıyorsunuz. Yüz nedir? Yüz çehre değil mi? Yazdınız buraya çehre. Sonra bunu sağa çekiyorsunuz. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde derken aslında yüzü söylediniz, bütünü kastettiniz. Yani parça bütün, insanı kastettiniz. Parça bütün ilişkisi kurdunuz. O zaman burada da ne var dediniz? Mecaz-ı Mürsel, yani bir diğer ismiyle ad aktarması dediniz arkadaşlar. Peki yine eben kuşağı günde 1000 kere çıkıyor demiş. Bakın şurada da müthiş bir mübalağa yok mu? 1000 kere eben kuşağı, yani gökkuşağı çıkamaz herhalde. Aynen öyle. O zaman müthiş bir mübalağa sanatı da vardır diyorsunuz. Harika harika harika. Peki hadi devam ediyoruz. Devam edelim. Koparıp öpmek için basacı, artık sayfa kaçtayız onu da söyleyeyim, 144'teyiz. Koparıp öpmek için basacağı toprağı, bütün şehir bekliyor onu dizler üstünde. Bakın, şehri sola attınız. Sol taraf sizin tanım alanınızdı ve aklınıza gelen ilk anlamı yazdınız. Şehir nedir? Şehir bir mekan, bir yerleşim yeri diyebilirsiniz. Peki yazdım buraya. Peki beni şehir mi bekliyor aslında? Yani bekleyen şehir midir? Hayır, şehirdeki insanlardır. Dolayısıyla kelime solda ve sağda farklı. Farkı yaratan mecaz ve gibiyi düşündürmedi bakın. O halde ne diyorsunuz? Mecaz-ı Mürsel, ad aktarması diyorsunuz, tamam mı? Koparıp öpmek için basacağı toprağı. Yani niçin bekliyormuş? Aslında orada neden sonuç ilişkisi var ama direkt şehirde Mecaz-ı Mürsel'i bulmuş oluyorsunuz. Devam edelim. Hep iki şömine yandı yüreğimde. Birinde ateşti, diğerinde kül. Bakın şimdi. Nerede bir Mecaz-ı Mürsel buldun? Sola at sağ çek yapmadan bulamazsınız Mecaz-ı Mürsel'i arkadaşlar. Bakın o kadar gerçekçi duruyor ki, gördünüz mü? Hep iki şömine yandı yüreğimde, birinde ateşli diğerinde kül. Çok gerçekçi, lütfen dikkat edin. Sola attınız, şömine nedir? Aslında şömine ısınmanızı sağlayan bir araç değil. Yani çok önemli değil orada yaptığınız tanım. Yeter ki bir gözde bir canlandıralım, bir tanım alanını bir değerlendirelim. Kelimeyi bir bağlamdan çekip ne demek istediğine bir bakalım. Evet, şömine dediniz ki bir araç dediniz. Tamam, yazdım buraya. Peki, yanan şömine mi? Hayır, yanan şöminenin içindeki odun, kömür değil mi? Yanan odun, kömür ya da işte attığınız herhangi bir nesne. Ama söylemedim, kastettim, siz buldunuz. Yine kelimenin soldaki anlamıyla sağdaki anlamı farklı. Farkı yaratan mecaz diyorsunuz. Gibiyi düşündürür mü? Şömine gibi odun, odun gibi şömine olmayacağı için Mecaz-ı Mürsel ad aktarmasını bulmuş oluyoruz. Harika. Hadi devam. Burada bir tane daha var, onu da göstereyim. Ateş ve kül var arkadaşlar. Birinde ateşti, diğerinde kül diyor ya. Ateş ve kül de birbiriyle ilişki oluşturur. Yani tenasüplüdür. Çünkü ateş, odun yandığı zaman bir ateş çıkar ve onun neticesinde de külleri görürsünüz. Dolayısıyla tenasüpü de görmüş oldunuz diyorum. Evet, 30'a bakıyorum. Dünya hem kahrolur hem onu gömer. Yıldızlar kandildir, semalar kemer. Bakın siz şunu söyleyebilir misiniz? Yıldızlar kandil gibidir, semalar kemer gibidir diyebilirsiniz. O zaman ne dersiniz burada? Müthiş bir teşbih sanatı yapılmıştır dersiniz. Dünya hem kahrolur hem onu gömer. Kahrolmak insana mahsustur. Ama siz burada artık kahrolma eylemini dünyaya aktardığınız için ne dediniz siz buna? Teşhis, yani kişileştirme demiş oldunuz değil mi? Teşhis, yani kişileştirme yapmış oldun. Peki devam edelim. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Burada nerede Mecaz-ı Mürsel? Hilal'de. Çok güzel bak. Direkt mecazı görüyorum değil mi? Hilal'i sola attım. Hilal nedir? Hilal aslında ayın bir halidir değil mi? Yazdınız buraya. Dediniz ki hilal ayın hali. Tamam. Sonra sağ çektiniz. Bağlamda baktınız. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal derken şöyle bir şekil olarak da gösterelim mi?
Resmin çok iyi değildir ama şöyle bir çizelim arkadaşlar. Hilal şu değil mi? Hilal şu. Ben size bunu söyledim. Ama sizin zihninizde canlandırmak istediğim şey bayraktı. Yani ben size hilal parçayı söyledim. Ama zihninizde bir bütün canlandırmak istiyorum. Yani bayrağı canlandırmak istiyorum. Dolayısıyla parça bütün ilişkisini kurmuş olduk arkadaşlar, tamam mı? Aslında kastettiğim ne dedim? Bayraktı dedim. Kelime yine solda ve sağda farklı. Farkı yaratan mecaz gibi düşündürmez artık. Mecaz-ı mürsel, ad aktarmış. Çok güzel. Hadi devam edelim. Ey sevgili, sen bu ilden gideli yaprak döktü ağaçlar, coştu gökyüzü. Bakın şimdi, ağaçların yaprak dökmesini ve gökyüzünün coşması eylemini sevgilinin bu ilden gitmesine bağlamış. Aslında yapraklar kendiliğinden zaten ağaca dökmüştü ya da gökyüzü zaten coşmuştu. Ama ben bunu güzel bir nedene bağladım. Sevgilinin gidişine bağladım. Belki gitmek çok güzel bir şey değil ama burada orada bir şey diyorsunuz. Güzel bir nedene bağlama durumu diyorsunuz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Buna ne diyorum? Güzel nedene bağladığım için hüsnü talil diyorum değil mi? Hüsnü talil yapıldı diyorum. Tamam, güzel nedene bağladım. Peki ey sevgili derken ne oldu artık? Ey sevgili, bakın bir nida var mı, sesleniyorum. Ey, eyvah değil mi? Bu tarz ifadeler size nidayı da ne yapıyor arkadaşlar? Çağrıştırmış oluyor. Çok güzel. Evet. Hadi bakalım. Başka var mı? Ha, bir de şey var. Yaprak, ağaç değil mi? Bunlar da birbiriyle tenasüplü. Onları da yazalım bence. Ağaç ve yaprak birbiriyle ilişkili bir şey gördüğünüz zaman buna da ne diyorsunuz? Tenasüp diyorsunuz arkadaşlar. Peki. Hadi bakalım. 33'teyiz artık. Şu yalnızlık çıkmazında önümde niye sen varsın? Niye her şey bir anda kayıyor, sen kayıyorsun? Kalbim niçin bu kadar yabancı, sen niye yoksun? Bir sam yüklü geceleri içimden atamıyorum. Niye bunları bir anda unutamıyorum? Hadi tut elimden, gök gibi ölü kadar yalnızım demiş. Bakın, şu yalnızlık çıkmazında önümde niye sen varsın? Bilmezlikten geliyor. Varsın aslında, bir yalnızlık çıkmazı var ve önümdesin ama ben bunu bilmezlikten geliyorum. Bilip de bilmezlikten geldiğim için birinci dizede ne gördüm arkadaşlar? Tecahüli arif sanatını görmüş oldum. Tamam. Kalbim niçin bu kadar yabancı? Sen niye yoksun? Bakın çok güzel bir ad aktarması ve gözükmesi zor bir ad aktarması var. Kalbim niçin bu kadar yabancı? Kalbi sola attım. Kalp nedir? Bir organ değil mi? Buraya yazdım. Kalp bir organ. Sonra bunu sağa çektim. Aslında orada kalp değil, yabancı olan duygular değil mi? Duygulardır. Evet. Kelime solda ve sağda farklı. Farkı yaratan mecaz gibi düşündürmedi. Mecaz-ı mürsel ad aktarmasını yakalamış olduk. Devam edelim. Hadi tut elimden, gök gibi ölü kadar yalnızım. Bakın gök gibi demişim zaten değil mi? Evet, o zaman burada da ne vardır? Müthiş bir teşbih örneği vardır değil mi? Benzetme vardır. Gök gibi yalnız olmak. Yine istiare var arkadaşlar. Yalnızlık. Şimdi diyor ki yalnızlık şurada vardı. Niye her şey bir anda kayıyor, sen kayıyorsun? Kalbim niçin bu kadar yabancı, sen yoksun? Şu yalnızlık çıkmazı, bakın yalnızlık çıkmaz bir şeye benzetilmiş değil mi? Yani yalnızlık çıkmaz bir şeye benzetilmiş. Çıkmaz bir sokak, çıkmaz bir yol olabilir ama söylenmemiş. O halde burada da ne vardır diyorum? İstiare sanatı vardır diyorum. Peki. Hadi devam edelim. Ne kadar kötülük, pislik varsa sen her şeyi tertemiz öğren. Eğer yüzüne gözyaşı yağarsa seni garip sanır her gören. Şimdi pislik ama yani kötü, pis bir şey, bir de tertemiz. O zaman burada ne oldu? Pislikle temizlik arasında tezat oldu, tamam mı? Yani bir zıtlık var. Tamam. Tezat, zıtlık. Tamam. Peki. Gözyaşım yağarsa seni garip sanır her gören. Aslında burada da ne vardır? Gözyaşı ya... Ne dedik? Bir daha bakalım. Eğer yüzüne gözyaşı yağarsa seni garip sanır her gören. Yüzüne gözyaşı yağarsa aslında gözyaşlarının biraz daha süzülmesi değil mi? Yağmura benzetilmiş. Çünkü gözyaşı yağmaz, yağmur yağar. Yine bir istiare sanatı verilmiş. Çünkü yağmuru vermediği için, burada da yağmur söylenmediği için diyorum. İstiare sanatı yapılmıştır diyoruz arkadaşlar. Yağmur söylenmediği için
istiare sanatı yapılmıştır. 144'de sona erdiyse çevresinin sayfalarımız artık 145'teyiz. Haddeden geçmiş nezaket, yalubal olmuş sana, mey süzülmüş şişeden, ruhsar-ı âl olmuş sana. Evet, harika bir örnek. Şimdi çok güzel bir örnek arkadaşlar. Gelebilir, buna bir dikkat edin olur mu? Niye? Çünkü çok önemli bir beyittir bu. Diyor ki, incelik haddeden geçerek, o küçücük şeyden geçerek sana yalubal olmuş, boy olmuş. Yalubal, boy demek. Yani boyun o kadar ince ve zarif demek istiyor. Mey süzülmüş şişeden, ruhsar-ı âl olmuş sana. Mey içki, ruhsar yanak demek. Yanakların, aslında burada şundan bahsediyor. Yanaklarının kırmızılığı o içkiyle, yani şarap şişeden süzülmüş ve aynı kırmızılık noktasında yanaklarına bürünmüş gibi bir anlam var. Aslında nezaket biraz da somutlaştırılmış ve boy pos olmuş, değil mi? O zaman şöyle yazabilirsiniz. Nezaket somutlaştırılmış ve boy pos olmuştur diyebilirsiniz. Boy pos değişti bu arada arkadaşlar. Boy pos, tamam mı? Boy pos olmuştur diyorsunuz. Tamam. Yine burada nezaket sevgilinin boyuna benzetilmiş aslında. O sevgilinin ince ve uzun oluşu sevgilinin boyuna benzetilmiş nezaket. Dolayısıyla şöyle diyelim. Nezaket sevgilinin boyuna benzetildiği için teşbih olmuştur diyorsunuz. Benzetildiği için teşbih olmuştur diyoruz arkadaşlar. Ve sevgilinin güzel yönleri de biraz abartılmış, değil mi? Abartılarak da verilmiş. O halde ne diyeceksiniz? Mübalağa sanatı da yapılmıştır diyeceksiniz. Çünkü çok abartılmış. Yani o kadar hadde küçücük bir nezaket haddeden geçiyor. Ve sevgilinin boyu oluyor. Yani sevgilinin boyu o kadar güzel. Bunu söylemeye çalışıyor. Bir abartı var. Yine şişe, mey içki demek. İçki nerede olur? Şişede olur. Ve al kelimeleri birbirleriyle ne oldu arkadaşlar? Tenasüplü oldu. O zaman diyorum ki mey, şişe ve ay birbirleriyle tenasüp oluşturmuşlardır diyorum. Evet. Yani birbirleriyle bir ilişki kurmuşlardır diyorum. O halde burada tenasüp, teşbih ve mübalağa sanatını da görmüş olduk. Peki artık 36'dayız. Bakalım, hadi bakalım. Kase-i der yüzeye tebdil olur cam-ı murad. Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz. Evet. Şimdi nabi ya, ey nabi demek, değil mi? Aslında burada biraz daha ey nabi derken nida sanatı var ama biz şunu da konuşmuştuk. Şair böyle kendisini sanki başka biri gibiymiş gibi gösteriyor ve tecrit de yapıyor, değil mi? Tecrit, soyutluyor. Şöyle bir onu bir yazalım arkadaşlar. Burada nabi ya derken ey nabi, hem burada bir nida sanatı yapıyor diyorsunuz. Aynı zamanda ne yapıyor diyorsunuz? Tecrid sanatı da yapıyor. Yani sanki böyle kendisini başka biri gibi de göstermiş oluyor. Yani diyor ki biz bu mecliste cam-ı murat, biz bu mecliste murat kadehi gibi olmuşuz. Daha sonra dilenci kasesine dönüşmüşüz gibi bir anlam söz konusu. Dilenci çanağı derken neredeydi dilenci çanağı? Kase-i der yüze tebdil olur cam-ı murat. Evet, dilenci çanağı, şöyle şuraya yazalım bunları da. Dilenci çanağı aslında... dilenci çanağı ile kastettiği şey açgözlü insanların doymak bilmeyen hırsları, değil mi? O zaman açgözlü insanların doymak bilmeyen hırsları dilenci çanağı gibi düşünülmüş. O halde burada açık istiare yapılmıştır diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Açık istiare sanatına başvurulmuştur diyorsunuz. Aynı zamanda istek kasesi yine burada ön planda. Ve istek kasesi Allah'a dua etmek ve bir takım ihtiyaçlar için Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak gibi düşünebilirsiniz. O zaman istek kasesi dediğimiz zaman da ne diyeceğiz? Yine bir açık istiare durumu söz konusu diyeceğiz. Başka ne var? Yine istek kasesiyle dilenci çanağı birbirleriyle tezat da oluşturuyor. Çünkü dilenci çanağı ve istek kasesi. Dilenci hiçbir şekilde çalışmadan bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Ama istek kasesi derken bir aslında bir murat var burada. Dolayısıyla bu da tezat, yani zıtlık sanatını oluşturmuş oluyor.
badehar derken aslında burada badehar içki içiciler anlamında ama o içki içenlerin de açgözlü olduğunu görüyorsunuz. Bu da istiare olmuş oluyor, tamam mı? O zaman diyorsunuz ki badehar nedir? Açık istiaredir diyorsunuz, tamam mı? Açık istiaredir diyorsunuz. Peki. 37'ye bakalım. Baki çemende hayli perişan imiş varak. Benzer ki bir şikayeti var rüzgardan. Bakın varak yaprak demek. Yazalım aslında yanına da anlamlarını. Varak yaprak demek. Peki diyor ki baki kendine de sesleniyor. Çemende yani o gül bir bahçede hayli perişan imiş. Yani o yapraklar çok perişanmış. Dökülüyorlar muhtemelen bir sonbahar mevsiminden bahsediyorum. Benzer ki bir şikayeti var rüzgardan. Burada tevriye yapıyoruz arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi tevriye demek neydi? Yakını söyleyip uzağı kastedecektik. Sözcüklerden her ikisi de gerçek anlamlı olacaktı. Rüzgar kelimesi, rüzgar hem yel anlamına gelir. Burada yakın anlamı budur. Yel anlamı. Aslında ikinci anlamı ise zamandır. Rüzgar aynı zamanda zaman anlamına gelir. Burada zaman anlamı kastediliyor. Yani uzak anlamı kastediliyor. Tamam mı? Dolayısıyla diyorsunuz ki evet burada yakını söyledim. Yakın anlamı yel yani rüzgar ama uzak anlamı zamandı. Değil mi? Dolayısıyla yakını söyleyip uzağı kastettim. Ve ben buna ne dedim? Tevriye vardır dedim. Yani çok anlamlılık vardım dedim. Kinaye olmamasının sebebi kinayede mecaz da vardı. Burada her ikisinin de gerçek anlamlı olması bize tevriyeyi vermiş oluyor arkadaşlar. Evet 38'deyiz artık. Çok çok iyi gidiyoruz. Yahya'nın olup sözleri hep sırrı muhabbet. Yaran işitip söyleme yabane ditsinler. Evet burada aslında sözler ve muhabbet değil mi? Söz ve muhabbet. Muhabbet, muhabbet aynı şey. Birbirleriyle ilişkili olduğu için siz buna ne diyorsunuz? Bunlar aslında tenasüp sanatını kullandı diyorsunuz. Tamam. Yaran işitip söyleme yabane desinler. Başka yok, bir tek tenasüp var. Peki 39'a bakalım. Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım, uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı diyor. Şöyle bir anlamını da bir yazalım mı? Şair aslında burada ayrı değil mi? Ayrılıklar, ayrılık yaşadığı için çok üzülüyor ve diyor ki benim gözlerimden kanlı yaşlar akıyor. Öyle bir ayrılık yaşıyorum ki. Ağlıyor ve gözlerinden kanlı yaşlar akıyor. Fakat bir türlü de kara bahtım uyanmıyor. Ben pek çok insanı uyarıyorum. Halkı uyarıyorum ama bir tek benim kara bahtım uyanmıyor. Yani aslında sevgili karşılık vermiyor değil mi arkadaşlar? Sevgilinin karşılık vermemesi aşıkla maşuk arasındaki ilişkide hep bunu ortaya çıkarır. O zaman diyoruz ki şair ayrılıktan dolayı ağlamakta diyoruz. Şair ayrılıktan dolayı ağlamakta. Ve gözlerinden kanlı yaşlar akmaktadır diyorsunuz. Gözlerinden kanlı yaşlar dökmektedir. Fakat bir türlü kara bahtı uyanmamaktadır. Bir türlü kara bahtı uyanmamakta ve sevgili karşılık vermemektedir, değil mi? Uyanmamaktadır diyorsunuz. Peki burada uyanmaz mı derken bakın diyor ya işte kara bahtım uyanmaz mı soru soruyor işte size. O zaman siz buna ne diyorsunuz? İstiare, özür dilerim, istifham sanatı vardır diyorsunuz arkadaşlar. Soru sormak istifham sanatıdır, tamam mı? Dolayısıyla soru sormuş oluyorsunuz. Kara bahtım uyanmaz mı soru soruyor. Bir de mübalağa yapıyor. Yani gözlerinden kanlı yaş dökülmesi herhalde çok mümkün değil. Dolayısıyla burada da bir mübalağa yani abartma sanatı var arkadaşlar. Yine tenasüpler var bakın. Uygunluklar görüyorsunuz. Nedir? Şebi hicran. Hicran gözyaşı demek. Geceleyin döktüğü göz... Hicran ayrılık demek. Şebi hicran. O ayrılık gecesinde anlamına geliyor. Şebi hicran, sonra yanmak, sonra can, efgan, çeşmi giryan, kanlı gözyaşı değil mi? Bunların hepsi de birbiriyle nedir diyorsunuz arkadaşlar? Tenasüplüdür diyorsunuz. Peki artık 40'a geldik. Çok çok iyi gidiyoruz. Son 2, 41'de bırakacağım. Bir bahar sabahının karanlığında ıssız. Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız. Bakın şimdi arkadaşlar.
Diz çökmek insana mahsustur. Ama ben burada diz çökmek eylemini ne yaptım? Yıldıza yükledim. İnsana mahsus bir özelliği yıldıza yüklediğim için teşhis, yani kişileştirme sanatını yapmış oldum. Peki, gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız. Bir de tenasüp var bakın. Yıldız var değil mi? Başka ne var? Gök var. Dolayısıyla birbiriyle bir ilişki de gördüğüm için aynı zamanda ne de var diyorsunuz? Tenasüp de vardır diyorsunuz. Evet, son örneğimiz. Yerler tuttu kollarımdan, dağlar geçit vermedi bana. Bakın tutmak insana mahsus. Geçit vermemek insana mahsus. Ama siz burada insana mahsus bir özelliği ne yaptınız? Yel, yani rüzgara ve tutma eylemini insana mahsustu. O zaman insandan doğaya aktarımda yaptınız değil mi? Dolayısıyla ne yaptınız? Müthiş bir teşhis örneği yaptınız. Geçit vermedi dağlar, geçit vermemek yine insana mahsus. Ama dağa yüklediniz. Yine burada ne yaptınız? Teşhis, yani kişileştirme sanatı yapmış oldunuz. Peki, 41'de kaldık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık 80, 90 bir tane daha yaparız. Ve nihayete erdiriz. Biraz fazla örnek verdiğim için bölüm bölüm gidiyorum. Çok da böyle yormak istemiyorum sizi de. Şöyle günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayete ersin diyorum. Gelsin bakalım günün sorusu. Şuraya hemen bir yazalım. Bir hatırlatmada bulunalım. Bana Sıhhat-ü Maraz isimli eserin kime ait olduğunu söyler misiniz? Sıhhat-ü Maraz kimindi? Biraz şöyle bir divana bir gidelim bakalım. Bir hatırlayalım. Hatta bu sanatçıyı da bana birazcık hatırlatın. Kimdi bu sanatçı? Özellikleri nelerdi? Bir görelim bakalım arkadaşlar. Bir de motivasyon olsun diye ben hep şunu paylaşıyorum. Çünkü yorumlarda gördüm, çok hoşunuza gidiyor ve motive ediyorsunuz hocam bizi. Siz gece çalışıyorsunuz. Biz de gece çalışanlar olarak motive oluyoruz. Hemen geliyor benim. Hemen şöyle telefonumu bir alayım arkadaşlar. Ve size saati anlık olarak bir gösterelim bakalım. Saatlerimiz 2.15'i göstermekte. Evet, daha bunun editi var ve bir tane de paragraf videom var. Onu çözeceğim. Dolayısıyla gece uzun çalışmaya devam ediyoruz. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç diyoruz. Son dakikaya kadar çalışıyoruz. Evet, günün sorusunun cevapları da bir gelsin bakalım. Onu da bekliyorum. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbin sizinle, güç zaten.